2019 Antalya Alanya Hocalar Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda rekor gelişim müşterimiz Faruk Özçelik. Faruk Bey burada bu sene 60 dönüm avokado bahçelerinde rekor gelişim ürünümüzü kullandı. Evet. Faruk Bey burada ağaçlarınızda ne değişim sağladı rekor gelişim? Ne vardı, nasıldı? Kısaca bir özetleyebilir miyiz? Şimdi bu burası geçen sene, evvelki sene evet. Rutubetten dolayı bir ağaçlarda bir böyle bir hafif siyahlaşma gibi, bir hastalık gibi bir şey oldu. Gövde şeylerinde siyahlaşma vardı. Evet, yani taze dallarda böyle siyahlaşma gibi, yani rutubetten dolayı mı artık neyden dolayısa öyle bir hastalık vardı. İşte sizin gübrelerden... Rekor gelişimi. Evet, onlardan verdik diplerine. Arkadaşlar tarif etti, şu şekilde vereceksiniz diyerek de biz de o şekilde verdik. Ve bu sene... Ben ağaçlar ölecek derken. Ölecek derken. Ağaçlar ölecek. Peki bu ağaçlar kaç yaşında? Bu ağaçlar 8 yaşında. 8 yaşında. Evet. Cins olarak? Fuerte. Fuerte cinsi. Evet. Şimdi 8 yaşında Fuerte cinsi bir bahçede, 60 dekar bahçede rekor gelişim. Sarargın. Gidecek evet. Dediğimiz bir bahçedeki evet. Şu an ağaçların görüntüsü. Evet. Bahçeyi gezeceğiz. Şöyle yaklaşırsak. Ağacın yaprak kalitesi. Şimdi bu. Şu dallarda, yeni sürgün dediğiniz dallarda siyahlaşmalar yok, diyordunuz. Şu an yok. Yok, şu an hiçbir şey yok. Ağaçlar yemyeşil. Şöyle bir şey yapabilirsek, şunu yakın çekim gösterebilirsek, bir de şey yapalım. Görüldüğü gibi, yani bu senenin sürgünleri, şu tarafları da gösterelim. Şöyle gidelim o tarafa doğru. Bunlar 8 yaşında, Fuerte cinsi. Böyle gelelim. Şimdi burada da bir ağacımız var. En azından bu seneki meyvelerimizden de şöyle gösterelim. Şöyle. Görülüyor. Bu şekilde gidiyor. Şimdi burada da aynı şekilde sürgünler son derece yüksek oranda sürgün yapmış. Faruk abi. Yakın zamanda böyle şimdi, bir sürgün olmadı. Böyle bir sürgün almadın. Evet. Böyle gelin isterseniz. Şimdi... Rekor gelişimle birlikte normal gübre veriyoruz. Tabii, kullandık. Tabii. Her sene yaptığımızın haricinde sadece rekor gelişim kullandık evet, bu sene. Evet. Gidiyor dediğimiz bir bahçede bu sonuca geldik. Evet. Şimdi az önce söylediniz. Dediniz ki bu yeni sürgünlerde leke vesaire diyordunuz. Burada hiçbir şey görünmüyor. Tertemiz. Evet. Tertemiz ve kalın. Kalın olarak geliyor. Evet. Şöyle açalım. Şöyle meyvelerimiz görülüyor. Şurada. Aynı şekilde. Şimdi burada biz meyveyi göremiyoruz ama. Evet. Yapraklardan. Şöyle bir yaprak gördünüz mü siz bu bahçede? Şu şekilde. Evet. Canlı, parlak. Yani benim karışım 22 santim. Evet. Şöyle görünüyor. Ve parlak yani. Evet. Silinmiş gibi. Evet. Şöyle aşağıyı da gösterelim Faruk abi. Yani bahçemizin devamı. Bu şekilde şöyle gösterelim. Şu şekilde buralara hep verdik gübreyi. Yani buraya hep kullanıldı. Burada evet. Aynı zamanda bahçenizde şey de var. Mango da var. Mango da var. Mangolarda evet. Da kullandık. Hepsinde kullandık. Onlarda da aynı şekilde. Burası toplamda 70 dönüm, evet. 60 dönüm avokado. Geri kalan da karışık evet. Evet. Mango vesaire. Şöyle yukarıya doğru da bak. Şurada alabilirsin. Gidelim. Şöyle ileri doğru yürüyelim biraz Siz tavsiye üzerine mi almıştınız rekor evet, gelişimi? Evet. Kimler tavsiye etti size? Ya bizim arkadaş var Karagöz. Karagöz tarım evet, Alanya'da. Evet. Mustafa Karagöz herhalde. Oraya çay içmeye gittim. Bunlar ne dedim? Bunlar böyle böyle dedi. İşte dengeler şunu yapar bunu yapar. Evet. Bir deneyelim o zaman dedik. Bir tane aldık. 10 tane mi? Bir aldım. Sonra ondan tekrar sonra geri aldınız. Tekrar verdik. 60-70 tane falan buradan aldık herhalde. Gösterelim. Şöyle sürgünlerimizi. Yani bu ağaçlar bu bahçe kuracak. Bozulacak diye evet. Değerlendirdiğimiz bir bahçedeyiz. Şöyle gelelim. Şuradan gösterelim. Burada tamamlayalım. Faruk abi tavsiye eder misin? Gönül rahatlığıyla. Bana tavsiye ettiler verdiler. Ben de tavsiye şöyle ederim. Şöyle bakarak şey yapalım. Evet. Yani rekor gelişimi avokadoda, mangoda, zeytinde evet. Vesaire de kullandınız. Evet. Biraz sebzelerde çok fark ediyor. Sebze de yaptınız. Sebzelerde fark ediyor. Çünkü biraz ektim. Ektiniz. Oraya verdim. Ne gördünüz mesela sebzede? Ya şöyle mesela eskiden böyle buruşuk bir şey oluyordu. Şimdi? Ama geçen seneki denediğimde
Çok güzel şeyler yiyorlar. Buruşukluk, buruşukluk. Herhalde yenge hanımlar bunu daha iyi anlamıştır. Sebzelerin daha güzel olması, evet, lezzetli olması. Evet. Rekor gelişimi tavsiye eder misiniz? Tabii ki. Avokado, tabii, en azından avokado üreticilerine, ya, mango üreticilerine. Bunu her şeye verebilirsin. Yani illa ki avokadoya vereceğim. Herhangi bir yan etki gördünüz mü? Yok. Yani oluşan bir yan etki yok. Yok yok. Bir şey, bir sıkıntı, yan etki olarak bir şey seni görmedik. Biz teşekkür ederiz. Rica bahçenizi gezdirdiniz, görüşlerinizi paylaştınız. İnşallah insanlar sizi izleyecek yakın İnşallah. Bölgenizde. İnşallah. Sizden referans olmanızı isteyecekler. Şöyle bakalım, el sallayalım.